Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmüş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba. Gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Güzel, güneşli bir gün. Peppa zıplayan topuyla oynuyor. George ve arkadaşı Phil Edmund oyuncak uzay roketleriyle oynuyor. Ay, ay. George zıplayan top aymış gibi yapıyor. O topla ben oynuyordum ama. Edmund'un uzay roketi Peppa'nın kafasına indi.
Bu çok eğlenceli gözüküyor. Yoksa Ay'a mı gidiyorsunuz? Bebekler için sıkıcı bir uzay oyunu işte baba. Bunlar gerçek değil. Ama uzay gerçektir Peppa ve Ay'a giden gerçek roketler var. Müzede Ay'la ilgili her şey sergileniyor. Gidip görelim mi, ne dersiniz? Evet. Gerçekten Ay'a gitmek zorunda mıyız? Hayır Peppa, biz Ay'a gitmiyoruz. Müzeye gidiyoruz. Peki. İşte müze. Herkese merhaba. Ay gösterisini izlemeye mi geldiniz? Evet Bayan Tavşan. 5 bilet lütfen. İşte. Size Ay yolculuğunda iyi eğlenceler. Aa, gerçekten Ay'a gidiyoruz. Hayır Peppa. Sadece numaradan. Ay'a yolculuk için bu taraftan. Hadi bakalım. Tur rehberi Bay Tavşan. Kalkışa hazırlanın. Sadece numaradan değil mi? Evet öyle Peppa, sadece numara. 5, 4, 3, 2, 1 fırlat. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet doğru. Ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında 7 gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Oo, aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış. Ama gerçekte gezegenler kaya, buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki Ay peynirden yapılmıştır. Hayır, Ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik Ay'ın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan Ay, öyle değil mi? Evet. Gerçek Ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Ay'da neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yer çekimi. Oh, evet doğru Edmund. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ay'da daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Bilim yardımıyla sizi Ay'da zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla. Herkese Bay Tavşan'ın anti yer çekimli plastik bantları takıldı. Numaradan Ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri deyin. Ay peyniri. Ve turumuzun sonuna geldik. Lütfen bu taraftan yürüyün. Ay'ın üstünde ağaçlar var mı? Hayır. Ay'da araba var mı peki? Hayır. Ay'da dükkanlar var mı? Hayır. Bu çok şapşalcı olurdu. Ay dükkanına hoş geldiniz. Ay haritalarımız, ay kitaplarımız var. Ay üstünde domuzcukların ve bir film fotoğrafı bile var. Şuna bakın. Biz Ay'da zıplarken... Ay taşımız da var. Üstelik ortasında Ay resmi var. Gerçek Ay peynirine ne dersiniz? Bu ne kadar Bayan Tavşan? 5 pound lütfen. 5 pound mu? Ama iyi bir şey için. Artık Ay'ı seviyorum. Çünkü çok ilginçmiş. Öyle de çok nefis. Bugün köpek Deni'nin doğum günü. Bir parti veriyor. Yo ho ho! Herkes korsan kılığına girdi. Yo ho ho! Pony Pedro kovboy kılığına girdi. İha! Merhaba canlarım. Büyük baba köpek korsan kılığına girdi. Merhaba büyük baba köpek. Bana sakallı köpek deyin. Merhaba sakallı köpek. Siz büşür korsanlardan hanginiz engin denizlerin ganimetlerine konmak için yanıp tutuşuyor? Neden böyle tuhaf konuşuyor? Bu korsan konuşması. Korsan oyunu oynamak istiyorsanız şöyle deyin. Arr! Arr!
Tehlikeli bir oyun mu bu? Hayır Pedro. Büyük baba köpek bana çok güvenli bir oyun olacağına söz verdi. Ama çok heyecanlı olacak. Kim oynamak istiyor? Şimdi plan şöyle. Benim bir yığın altınım vardı. Hepsi bana aitti. Ama Kaptan Hawk beni 3 kağıda getirdi. Ne? Korsan konuşmasını anlamak biraz zor. Kaptan Hawk benim hazinemi aldı. Kaptan Hawk'un korkusuz bir korsan olduğunu bilmeniz gerek. Bazılarınız onu şöyle tanıyor tabii. Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz. Ve oyunun amacı Kaptan Hawk'un gizli yerine gidip yakalanmadan hazinemi geri almak olacak. Yaşasın! Herkes korsan oyununu oynamak için çok hevesli. Merhaba Büyük Baba Domuz, geliyoruz. Çok güzel. Geliyor. Büyük Baba Domuz ve Papağan Poli korsan hazinesini koruyor. Kara Kalyon hızlansın ve rüzgar peşimize düşsün. Aa, o da ne demek? Tekneyi çalıştırın. Durun, can yeleklerinizi giyin. Büyük Baba Köpeğin teknesinde bütün çocukların can yeleği giymesi gerekiyor. O hain sakallı köpek az sonra burada olur. Al sana güzel bir fincan çay Büyük Baba Domuz. Oo, teşekkür ederim Büyük Anne Domuz. Nihayet, herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, Büyük Baba Köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Biz neşelik korsanlarız, gelin mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar Büyük Baba Domuz'un meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar! Şşş, anne! Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük Baba Köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve Sakallı Köpek. Rica ederiz. Evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Büyük Baba Domuz bugün Peppa ve George'a bakıyor. Büyük Baba, sana her şeyin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu kaydırak. Buraya tırmanıp buradan da kayıyorsun. Ve herkes sırayla kayıyor. Kaydırak nedir biliyorum Peppa. Küçük bir domuzcukken ben de çok oynardım bu oyunda. Eskiden sizin de salıncaklarınız var mıydı? Salıncaklarımız, tırmanma demirlerimiz ve dönen platformlarımız vardı. Ama biliyor musunuz en çok kaydırağı severdim. Ben de en çok onu seviyorum. Herkes sırayla kaydıraktan kayıyor. Richard, sıranı beklemen gerektiğini biliyorsun. Tavşan Richard sırasını beklemekte zorlanıyor. Hay aksi. Küçük olmak kolay değil. Öyle değil mi Richard?
Richard küçük olduğu için bence beklemesine gerek yok. Yerinizde olsam kuralları değiştirmezdim büyük baba domuz. Saçmalık. Çocuklara anlayış gösterilmeli değil mi? Ama büyük baba, Josh da küçük ama sırasını beklemesi gerekiyor. Evet, Josh da küçük. O zaman onun da beklemesi gerekmez. Olamaz. Kaydıraktan sadece Richard ve George kayıyor. Büyük baba, biz ne zaman kayacağız acaba? Merak etme Peppa. Fazla uzun sürmeyecektir bu. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de öyle. Hadi gidip salıncakta sallanalım. Pony Pedro salıncakta sallanıyor. Ne? Pedro, artık ben sallanabilir miyim? Ben biraz daha sallanmak istiyorum. Ama uzun zamandır sen sallanıyorsun. Büyük baba domuz, beni biraz daha sallamak ister misin? Sanırım artık sıra başkalarında Pedro. Ama birazdan eve gitmem gerek. Oo, anladım. O zaman başka. Dur sallayayım seni. Ama büyük baba. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de. Ben de. Hadi gidip dönen platforma binelim. Herkes dönen platforma binmek istiyor. Dönen platforma çok kalabalık binmişsiniz. Herkes insin. Ama büyük baba domuz, ilk önce ben gelmiştim. O zaman sen tekrar binebilirsin yavrum. Benim de binmem lazım. Nedenmiş o Rebecca? Çünkü yakında benim doğum günüm. Oo, pekala. Ben de. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Evet. Durun, ama atlı karıncada hiç oğlan yok. Bakalım şimdi herkes hazır mı? Benim gözlüğüm var. Binebilir miyim lütfen? Çocuklar kendi kurallarını koyuyor. Benim binmem lazım çünkü havuç seviyorum. Şimdi hepiniz hazır mısınız bakalım? Hayır, ben de binmeliyim çünkü böyle yapabiliyorum. Anne domuz geliyor. Nasıl gidiyor büyük baba domuz? Kafam karıştı. Bu park kuralları çok karışıkmış meğerse. Sadece tek bir kural var büyük baba domuz, o da şu. Herkes sırasını beklemelidir. Yani küçükler bile mi? Küçükler bile. Peki ya büyük babam gibi çok yaşlılar? Büyük baban gibi çok yaşlılar bile. Parkta herkes sırasını beklemelidir. Aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı, aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? Peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardı. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi.
lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Bu spor merkezini açıyorum. Harika. Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yes! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Altın balık. Güneşli güzel bir gün. Baba domuz arabasıyla işe gidiyor. Kahvaltı zamanı Goldie. Anne domuz balık Goldie'yi besliyor. Anne, Goldie yemek yemiyor. Oh, belki kendini iyi hissetmiyordur. Veteriner doktor hamster'ı arayayım. Ben veteriner doktor hamster, buyurun. Merhaba doktor hamster. Balık Goldie yemek yemiyor. Ve mutsuz görünüyor. Oh, Goldie'yi hemen bana getirseniz çok iyi olur. Arabayı babam almış. Veterinere nasıl gideceğiz? Otobüse gidebiliriz. Aa, güzel. Burası otobüs durağı. Tarife çizelgesine göre sonraki otobüs saat 10'da burada olacak. Şimdi saat kaç? Saat 10. Yaşasın. Kaç tane bilet? Bir anne, iki tane de küçük domuzcuk için. Bir de balık için lütfen. Balık ücretsiz binebilir. Sıkı tutunun. Bay Boğa otobüs bekliyor. Muuu! Müzik dükkanına bir bilet lütfen. Merhaba Bay Boğa. Goldie'yi veterinere götürüyoruz bakın. Ah canım, hasta mı oldun sen Goldie? Konuşamaz ki. O bir balık. Tabii ki. Belki tubamı dinlemek hoşuna gidecektir. Sesi çok komikmiş. Bu yüzden tamir edilmesi için müzik dükkanına götürüyorum. Bayan koyun, bayan kedi, bay zebra ve madam gazel otobüse bindi. Aha, süpermarkete 4 bilet lütfen.
Merhaba Madam Gazel. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, bütün gün dönüyor. Süpermarket. Hoşçakalın. Müzik dükkanı. Hoşçakalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Goldie yemi yedi. Aa, evdeyken yememişti ama. Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz, Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boar tamir edilmiş tubasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. Madam Gazel ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor. Merhaba, neredeydiniz? Goldie'yi veterinere götürdük. Şimdi çok daha iyi. Olamaz, Goldie öksürüyor. Galiba Goldie'yi yarın yine veterinere götürmemiz gerek. Ha, ben sizi arabayla götürürüm. Hayır baba, otobüsle gitmek istiyoruz. Çok eğlenceli. Tamam, o zaman otobüsle gideriz. Herkes otobüse binmeyi seviyor. Özellikle de balık Goldie. Bugün Peppa ve arkadaşları tren yolculuğuna çıkıyor. İstasyon şefi Bay Tavşan. Kaç bilet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çocuk bileti ve bir öğretmen bileti lütfen. Çocuklar, sakın biletlerinizi kaybetmeyin. Biletlerinizi görebilir miyim lütfen? Ben biletimi kaybetmişim. Olamaz Pedro. Daha dikkatli olmalısın. İşte biletin. Oho, tekrar kaybetmemeye çalış. İşte tren geliyor. Çuk çuk. Treni Bayan Tavşan kullanıyor. Herkes binsin. Çuk 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 çuk. Programlarınız. Oo. Çocukların aktivite programındaki her şeyi görmeleri gerekiyor. Bir tekne, bir işaret kulesi ve bir tünel. Ağaçlar görüyorum. Ağaçlar listede var mı? Hayır. Bulutlar görüyorum. Bulutlar listede var mı? Hayır. Büyük baba köpeği görüyorum. Merhaba. Merhaba büyük baba köpeği. Büyük baba köpek listede var mı? Hayır yok Peppa. Çünkü büyük babam listede olmaz. Ama teknede gidiyor. Ve tekne listede var. Yaşasın. Çocuklar aktivite programında tekneyi işaretliyor. Biletler lütfen. Bay Tavşan herkesin biletini kontrol etmeye geldi. Galiba biletimi kaybetmişim. Olamaz, olamaz. Miau, işte biletin Pedro. Üstüne oturmuşsun. Bir daha kaybetmemeye çalış Pedro. Tren yavaşça tepeye tırmanıyor. Tren hızla tepeden iniyor. Madam Gazel, biraz midem bulandı. Önde oturabilir miyim lütfen? Tamam Pedro.
Trenin ön tarafına geçebilirsin canım. Ne? Aa, merhaba Pedro. Yoksa miden mi bulandın? İstersen birazcık treni kullanabilirsin. Evet, lütfen. Çok 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 trenler ne güzel. Puf 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 trenler ne güzel. Çocuklar aktivite programında işaret kulesini işaretliyor. Önemli biri yoldan geçeceği için bir işaretle tren durdu. Bu bayan ördek ve arkadaşları. Hala bir tünel görmedik. Şu anda tünele girdik. Tünel aktivite programındaki son maddeydi. Son durak. Buraya kadar. Herkes insin. Ama Madam Gazel, eve nasıl döneceğiz biz? Aha Peppa, başladığımız yere geldik. Tren büyük bir daire çizdi. Biletler lütfen. Pedro yine biletini kaybetti. Pedro, şapkamı alabilir miyim lütfen? İşte Pedro'nun bileti. Oraya koymuştum. Luna Park. Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. Luna Park. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Dev oyuncak ayıyı kazan anne. Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın, hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boş o para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ayı istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne, kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır, değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şeyi için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır, değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Fakat tutunun. Çok yüksekteyiz.
Neyse ki bitti. Bir pound'a 5 kez dönüş. 5 kez dönüş mü? Olamaz. Gelin gelin, gücünüzü tokmak vezille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Oho, evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum, o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım, hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Teşekkür ederim baba. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. Büyük anne domuzun tavukları. Peppa ve George bu gece büyük anne ve büyük babalarının evinde kalıyor. Merhaba miniklerim. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Güle güle anne. Gelin de bu gece nerede yatacağınıza bakın. Burası küçük bir domuzcukken anne domuzun odasıydı. Yani eski zamanlarda. Bu da annenizin yattığı yataktı. Zıplayan yatak. Anneniz de küçükken tıpkı sizin gibiydi. Annem de yatakta zıplar mıydı yani? Tabii ki. Ama annem bize hep yatakta zıplamayın diyor. Anneniz küçük bir domuzcukken sizin gibi afacandı. Öyle miydi? Evet. Şimdi bahçeye çıkıp büyük baba domuza bakalım. Büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Gelin de havuçlarıma bir bakın. Büyük baba domuz sebzeleriyle gurur duyuyor. Ve bunlar da bezelyelerim. Ama en iyisi benim güzel marullarım. Hayır, marullarım. Sanırım onları kuşlar yemiş büyük baba. Evet, kuşlar. Neden Bay Korkuluk'tan korkup kaçmamışlar ki? Çünkü marullarımı yiyen kuşlar çok şapşallar. Ne oldu büyük baba domuz? Arkadaşların yine sebzelerimi yemişler. Hangi arkadaşların? Tom, Dick ve Harry. İsimleri öyle değil. Büyük anne domuzun tavukları var. Vay canına. Cemayma, Sarah ve Vanessa'ya merhaba deyin. Merhaba. İşte bu da Neville. Neville erkek tavuk mu? Evet Peppa, o bir horoz. O en kötüsü. O sebzelerimi eşeliyor. Neville sineği bile incitmez. Onu sinek yerken bile gördüm. Ayrıca o marulumu bile yemiş. Büyük babanın marulunu siz yemezsiniz değil mi? Üstelik yiyecek güzel mısırlar varken. Hadi böyle gelin. Peppa, George, tavukları mısırla beslemek ister misiniz? Evet, lütfen büyük anne. Alın tavuklar. Yiyin bakalım. Bir oyun evi mi var? O tavuk kümesi. Tavuklar orada yumurtluyor. Yumurta mı? Ben hiç yumurta göremiyorum. Yakında orada yumurtalar olacak. Peppa ve George'un büyük anne ile büyük babasının evinde yatma zamanı geldi. Acaba tavuklar daha yumurtlamadı mı büyük anne? Belki sabaha Peppa. Sabah olduğunu nereden bileceğiz peki? Neville bize söyleyecek. Şimdi uyu bakalım. İyi geceler. İyi geceler.
sabah oldu. Bu Neville. Bizi uyandırdığın için teşekkür ederiz Neville. Günaydın Cemayma, Sera, Vanessa. Bizim için hiç yumurtladınız mı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yumurta büyük anne. Şimdi kahvaltıda yumurta yiyebiliriz. Teşekkür ederim Cemayma, Sera ve Vanessa. Herkese haşlanmış yumurta. Yaşasın. Bu nefis. Büyük anne, tavukların nefis yumurta yapıyormuş. Evet, yedikleri güzel mısırlar sayesinde. Ve benim marullarım. Sayılar. Peppa ve arkadaşları için okul günü. Aho, çocuklar, bugün sayılarla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Sayılar ne içindir bilen var mı bakalım? Sayılar saymak için midir? Evet Peppa. Şimdi kim saymak ister peki? Ben. Tamam, Pedro. Bir, iki, üç, dört. Pedro dörde kadar saydı. Aferin sana Pedro. Dörtten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben. Rebecca. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Rebecca yediye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madame Gazelle. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. Yediden sonra sekiz, dokuz ve on gelir. Sekiz, dokuz, on. Çok iyi. Oyun zamanı. Tavşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzy ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kumu seviyorum. Deniz'i seviyorum. Suzy benimle ip atlamanı istiyorum. Pini seviyorum. Pony'u seviyorum. Zoe'yi de atlasın istiyorum. Buldum. Hadi kim durmadan en çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 Pedro, sen de ip atlamak ister misin? Hayır, teşekkür ederim Peppa. Ben hula hoop çeviriyorum. Salla çevir, salla çevir, salla çevir, salla çevir. Hula hoop, hula hoop. Bir, iki, üç. Durmadan kaç kere çevirebilirsin? 1.000.000 3 kere. Vay canına, çok fazlaymış. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. Sen hula hoop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hoop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın. Bence 100 kere filan çevirdi. George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyun zamanı bitti. Ona kadar sayabiliyoruz. Çok iyi. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız.
10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yorulmuş gibisiniz baba domuz. Ben iyiyim. 100'e kadar bile atlayabilirim. İyi fikir baba domuz. 100'e kadar. Belki 20'ye kadar. Tamam. 20'ye kadar. 11, 12. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Hey. Polly Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim, dünyada en iyi yaptığım şey... ...kocaman çamur birikintilerinde zıplamak.
yapan çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor.